Merhaba arkadaşlar. Tekrar bir silah tanıtım videosunda karşınızdayım. Bugün tanıtmak istediğim silah Mauser 1910-14 modeli. Bu silahı özel kılan şey Atatürk'ün büyük taarruzda beline taktığı tabancanın aynı modeli olması arkadaşlar. Atatürk de büyük taarruzda belinde bir Mauser 1910-14 tabancayla savaşı idare etmiş. Bunu nereden biliyoruz? Sağ olsun bizim tarihçilerimiz böyle detaylar vermediği için büyük taarruzdan kalma fotoğraflarda Atatürk'ün belinde ne varmış diye baka baka resimleri büyüte büyüte en sonunda büyük taarruzda belinde bu tabancanın olduğunu ben öğrendim. Yani keşfettim ve daha sonradan da bu tabancadan almak için hep bakınmaya başladım ve bir tane nasip oldu. Biliyorsunuz Atatürk'ün Anıtkabir'de sergilenen bir başka tabancası olan Ortgis 6.35 mm Ortgis de bende var. O da Atatürk'ün olduğu kesin olan bir tabanca olduğu için almıştım. Bu da aynı şekilde Atatürk'ün de sahip olduğu bir tabanca olduğu için aldım. Silah 6.35 mm çapında. Sanırım 8 mermi oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Biraz tabancanın tarihinden bahsedeyim. Mauser biliyorsunuz tüfekleriyle bilinen bir marka. Dünyanın birçok ordusuna piyade tüfeği sağlayan bir firma. Tabanca piyasasına da girmek istiyorlar. İlk etapta yine ordulara tabanca satabilmek için 9 mm bir tabanca geliştirip aynı dizaynda da bir tabanca ailesi geliştirmek istiyorlar. Yani aynı dizayn, aynı şekilde 9 mm, 7.65 ve 6.35 olacak şekilde böyle bir tabanca ailesi yapmaya karar veriyorlar. Yalnız silah basit geri tepmeli. O yüzden 9 mm, yani 9.19, 9 mm parabellum mermiyle bu çalışması sorun oluyor. Ticari anlamda da yani belli bir yatırım yaptıkları için bu tabanca için bunun geri dönüşüm olabilsin diye önce 6.35'ten başlamaya karar veriyorlar. Çünkü 9 mm bir türlü çalışmıyor. Ve 1910'da bu Mauser 1910 model tabancayı piyasaya sürüyorlar. 1914'te arkadaşlar bu bazı şeylerde uğruyor. Bir yeniliklere uğruyor. Ve o yüzden de ona 1900-14 çıkar diyorlar. 1914'te bir de bunun 7.65'e çıkıyor arkadaşlar. Yani 1910-14 deniyorsa bu 6.35'tir. 1914 deniyorsa bu 7.65'tir Mauser'in. Ve 1934'te de tekrardan bir şeye gidiyor silahlar. Böyle yeni özellikler katıyor ve işte 1910-34 veya 1914-34 şeklinde böyle bir versiyonları da piyasaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu 1910-14 yani 1910'da geliştirilmiş, 1914'te değişikliklere uğramış tabanca. Ben bunun seri numarasından kesin olarak tarihini bulmak zor olsa da Birinci Dünya Savaşı sırasında üretilmiş olduğunu tahmin ediyorum. Ve yine savaş esnasında üretildiği için muhtemelen normalde burada bir Mauser logosu olur bunlarda. Bunda yok herhalde savaş sırasındaki malzeme kıtlığı sebebiyle. Bunun burasında bir Mauser logosu olmadan üretilmiş. Üstünde gözlüğümü takayım, hep gözlüğüm keşke yanımda olsaydı diyorum. Bu sefer akıl ettim, yanıma aldım. Üstünde Waffenfabrik Mauser yazıyor. İşte seri numarası var. Dediğim gibi bunun Mauser logosu üstünde yok. Diğer tarafında herhangi bir yazı yok. Ve yine sürgün arkasında da seri numarasının 3 rakamı tekrardan işlenmiş ki gövdeyle sürgünün aynı silaha ait olduğu belli olsun diye arkadaşlar. Evet. Ben bunu atışta yaptım. Atış videolarını zaten ayrıca yayınlayacağım ama bu videoya da nasıl attığıma daha şöyle bir kesit koyayım.
Evet, görüyorsunuz gayet güzel atan, güzel bir silah. Tetiği falan çok güzel. Keşke bu büyük boyutta 9 mm olarak yapılabilseymiş. Gerçekten güzel bir atış tabancası olurmuş diye düşünüyorum ama işte 6.35 olunca kendine göre bazı sınırlamaları var. Şimdi silahı tanımaya biraz başlayalım. Diğer 6.35'lere göre biraz daha büyükçe arkadaşlar. Yani daha önceden tanıttığım işte 1906 olsun, Ortgies olsun. Ortgies'e hemen hemen denk, biraz daha büyük ama diğer 6.35'lerden daha büyükçe yapılmış bir silah. Yani bir cep tabancası olarak düşünülmemiş. Yine bir askeri ya da polis kullanımı için düşünülmüş bir tabanca arkadaşlar. Ele güzel oturuyor. Bazı değişik özellikler var bazı diğer tabancalarda görmediğimiz. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Yine 6.35'lere nispeten bayağı büyükçe bir gez ve arpacı var. Yani silaha nişan aldığınız zaman rahatlıkla arpacı görebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi yani yine de ufak, kendi sınırları var ama iyi, başarılı bir şeyi var. Silahın şarjörü kabza altından takıp çıkartılıyor. Dediğim gibi 8 kapasiteli bir şarjörü var. Silah boşken, şarjör yokken veya şarjör boşalmışken geriye çektiğiniz zaman otomatik olan şey oluyor arkadaşlar. Geride kilitli kalıyor. Bunu bu şekilde geri şey yapamıyorsunuz. Yerine oturtamıyorsunuz. Bunu yerine oturtmak için şarjör takmanız gerekiyor. Şarjör boş da olsa, dolu da olsa arkadaşlar, şarjörü taktığımız an sürgüleri gidip şarjördeki mermiyi namluya veriyor ve silah atışa hazır hale geliyor. Bakın burada bir iğne kurulu göstergesi var. Ve şu an silah tetiğe bastığımız zaman silah atacak hale geliyor. Bu da Atatürk'ün, demin de tepeye koyduğum resimlere bakarsanız, Atatürk de bu silahı en azından iğnesi kurulu olarak taşıyormuş arkadaşlar ki boş şarjör koyacağını düşünmediğimize göre Atatürk büyük taarruzda belinde taşıdığı tabancayı dolu ve kurulu olarak taşıyormuş arkadaşlar. Bunu buradan da anlıyoruz. Lütfen tarihçilerimizden de rica ediyoruz. Biraz bu detaylara da önem verin. Gerçi onların da işi zor. Çünkü işte bizim halkımızın bu silahlara taktığı saçma sapan isimler var. İşte Alman çıplağı, Alman bilmem nesi falan. Şimdi adam bilmiyorsa Alman çıplağı nedir? İnternete yazınca Alman çıplağı P38 de çıkıyor. Ne bileyim işte Walter'ın da sürgüsü açık modeli var. Ne yapsın tarihçi yani. Bir de o var. Neyse, bu da başka bir konu. Silahın emniyeti de var arkadaşlar. Emniyet iki düğmeden oluşuyor ilginç bir şekilde. Bu üstteki düğme sürgü düşürme düğmesi değil, emniyet. Buna bastığımız zaman emniyet kapanmış oluyor. Açılmış oluyor daha doğrusu ve silah emniyette oluyor. Bunun alttaki ufak düğmeye basınca da, bu da şarjör düşürme mandalı değil, emniyeti açma mandalı. Daha doğrusu emniyeti kapatma mandalı. Buna basınca da emniyet kapanıyor ve silah atış atacak hale gelmiş oluyor. Bu eski silahlara çok fazla boş tetik düşürmek istemiyorum ama sadece video için bir iki kez düşüreceğim sizin için. Ve tekrardan bunu kurmak için şarjörü çıkartıp tabii geriye takıldıktan sonra tekrar şarjörü takınca tekrardan kurulmuş oluyor. Hazır kurulmuşken bir kez bir tetik ağırlığına bakalım beraber. Biraz yürüyor arkadaşlar tetik. Bir duvara geliyor. Yani burası boş. Bu yürüme de boş. Daha sonra biraz daha yürüyor. Duvara geliyor. Ezilmeye devam edip çok güzel bir şekilde düşüyor arkadaşlar. Tetiği gayet güzel, çok hafif. Gerçekten güzel bir tetik yani, dediğim gibi bu büyük bir silah olsaymış 9 parabellum atabilen, güzel bir isabetli bir silah olurmuş diye düşünüyorum. Söküp takılması da çok ilginç. Onu söküp takacağız. Gerçekten benim gördüğüm söküp takılma metodu en değişik silah bu arkadaşlar. Söküp takmaya da yavaş yavaş başlayalım. Söküp takmak için arkadaşlar öncelikle silahı geride bir kilitliyoruz. Sonracığıma bu önde şöyle bir çıkıntı var, görün. Bir de böyle düğme var, bu basılıyor buna. Bu basılınca şu öndeki şeyi yana doğru döndürüyoruz. Bu bize şeyi geri getirme milini
çıkarmamıza neden oluyor. Şimdi silaha sürgüyü çıkarabilmek için, pardon, şimdi bu haldeyken namluyu da çıkarabiliyoruz önden. Şimdi sürgüyü çıkarabilmek için arkadaşlar şarjörü bir kez çıkartıp, tamam mı? Şimdi şarjörü çıkardık. Sürgü bu sefer emniyette takılı kaldı. Şimdi bunu sürgüyü çıkartabilmek için şarjörü tekrardan takmamız gerekiyor. Şarjörü takarken de artık sürgüyü tutmamız lazım ki öne doğru kaçmasın. Şimdi bakın öne doğru gitti. Şimdi şarjörü bir kez daha sökmemiz gerekiyor. Ki sürgü ön taraftan çıkabilsin arkadaşlar. Yani şarjörü bir çıkartıyoruz, bir takıyoruz, bir daha çıkartıyoruz. O şekilde silahı sökmüş oluyoruz. Silahı sökünce arkadaşlar burada da dikkat etmeniz gereken iğne kurulu şekilde kalıyor. Bunu da dikkatli bir şekilde tetiğinden kurtarıp iğnesini de sökebiliyorsunuz. Evet, şimdi silah söktüğümüz zaman elimizde bir şarjör var. Sürgüsü var. Geri getirme yayı ve pimi var. Namlusu var. İğnesi ve iğne yayı var. Bir de bu namluyu yerinde tutan parça var. Ve de gövdesi var arkadaşlar. Yani çoğu 635'te olan, işte burada iğneyi tutan parça var. Tetiği çekince bu aşağı gidip iğneyi serbest bırakıp ateş etmesini sağlıyor. İşte iğne kılavuzu bu deliğe denk geliyor. İşte kurulduğu zaman da bu delikten arkadan çıkıp bize silahın kurulu olmuş olduğunu gösteriyor. Çoğu 635'te olan özellikler. Namlusu sökülüp takılsa da aslında gövdede sabit kalmış oluyor. Şu yuvadan ve şu pimle beraber gövdeye sabitlenmiş olan bir namlu. Ufak bir namlu. Yani mivleri falan güzel gözüküyor hala. Şöyle göstermeye çalışayım. Ben bunu en son atış yaptıktan sonra temizledim, yağladım. Biraz da yağlı kalmış, ellerim iki şey yaptı ama yani temizlemesi falan kolay. Sürgüleri şu yukarıda yapmışlar. Sürgü gövdenin üstünde, bunlar üstünde yürüyor. Yine şu işte o sürgünün takıldığı şey olsa gerek, parça. Evet, böyle bir gövdesi var. Sürgüde de herhangi bir tabii iğne emniyeti falan yok. Şu yuvanın, iğnenin hareket ettiği yuva, yani sade, zamanına göre güzel yapılmış bir sürgü. Geri getirme ve yayı birbirinden ayrılıyorlar. Sanırım evet, yay iki taraftan da sokulup takılabiliyor arkadaşlar. Pimin içi boş ama metal. Böyle bir tabanca. Şimdi bunu takmak için gerisin geriye. Önce iğneyi sürgüye yerleştirmemiz gerekiyor. Şöyle yerleştirip sonuna kadar itiyoruz. Daha sonra geri getirme pimi ve yayını şu yuvasına koyuyoruz arkadaşlar. Pim kısmı gövdeye gelecek şekilde yuvaya yerleştiriyoruz. Şimdi bu sürgü, yani yay sürgüdeki yerine gelecek şekilde elimizle denk getireceğiz. Bu şekilde dikkatli bir şekilde bunu geriye çekiyoruz. Geriye çekince dediğim gibi tekrardan şarjör olmadığı için kilitleniyor. Bu kilitlendiği zaman namlusunu geri, şurada bir yuva var namlu için. Bu yuvarlak silindir o yuvaya da gelecek şekilde namlusunu yerleştiriyoruz. Namlu yerleştirdikten sonra bu sökmüş olduğumuz namluyu tutan parçayı tekrardan yerine yerleştiriyoruz. Şimdi sürgünün tekrardan ileri gidebilmesi için şarjör takmamız gerekiyor. Şarjörü takıyoruz ve silah tekrardan çalışır duruma geliyor. Dediğim gibi sökülüp takılması prensip olarak gördüğüm en değişik silah bu herhalde. Ama güzel, atışta da güzel oldu. Atış videosunu sonra yayınlayacağım dediğim gibi. Gayet uzunca bir tırnağı var.
Mermileri zaten hiç sorun çıkarmadı da taliyesinde bir sorun çıkartacağını sanmıyorum. Güzel. Cepte taşınabilecek. Rahatlıkla taşınabilecek. Tamamen metal, çelik. Güzel bir silah arkadaşlar. Evet. Bugün de 30 Ağustos. Büyük başkomutanlık meydan muharebesini kazandığımız gün. Bu böyle bir günde Atatürk'ün o savaşta benim de taşıdığı tabancayı tanıtabilmiş olmak bana gerçekten gurur veriyor. Hepinizin bayramını kutluyorum. Tekrar videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.